Sevgili seyirciler, hayat sağlıklı güzeldi. Şimdi konuğumuz operatör doktor Cengiz Öngen. Cengiz Bey, genel cerrahi uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür Ayağınıza ederim, hoş sağlık. Bulduk. Teşekkür ederim. Güzel Antalya'dan geldiniz. Umarım çok sıcak getirmemişimdir size. Getirdiniz biraz. Evet. Nasıl hocam? Stüdyo bugün biraz sıcak. Sıcak bugün. Evet. Olsun, canınız sağ olsun. İyi yaptınız. Oranın güzel enerjisiyle birlikte programımıza başlıyoruz ve önemli bir konu konuşuyoruz. Çok da hassas bir konu. Tiroid nodüllerini konuşuyoruz. Evet. Korkmamız gerekiyor mu? Yersiz korkularımız varsa nasıl davranmalıyız? Tedavileri nelerdir gibi detayları. Evet. Tiroid nodülleri çok tartışmalı bir konu. Benim ihtisas zamanımda her tiroid nodülü standart ameliyat edilirdi. Hatta tiroid bezinin içinden nodül çıkartılırdı. O günleri bile gördüm. Ama şimdi tamamen değişti her şey. Bizim için önemli olan tiroid bezindeki nodülün kanser riski taşıyıp taşımadığı. Onun adını koymamız lazım. En önemlisi o. Taşıyorsa o zaman tabii cerrahi tedavi söz konusu olacaktır ama taşımıyorsa ve risk de çok minimalse o zaman hiç korkmamamız gerekli. Nedir bunu, hocam tiroid nodülü? Önce isterseniz şimdi, tiroid nodülü, tiroid bezini biliyoruz boyunda Adem elmasının hemen altına yerleşen cilt altı yerleşimli 20-25 gram ağırlığında böyle kelebek tarzında tiroid hormonu salgılayan ve vücudun metabolizmasını düzenleyen bir organ. Ama zaman içinde net sebebi belli olmayan hormonlar suçlanıyor, gıdalar suçlanıyor, genetik faktörler çok önemli, cinsiyet önemli, buraya radyasyon alınması önemli, genç yaşta görülmesi önemli. Tiroid bezinin içinde anormal hücrelerden oluşan bir kitle gelişiyor. Buna biz nodül diyoruz. Otonom gelişiyor. Yani tiroid bezi vücudun eş güdümlü çalışmasının dışında otonom çalışan, kendi başına buyruk bir kitle. Bu kitle bazen masum bir hayat sürebiliyor insan vücudunda ama bazen de kanserleşebiliyor. Kanserleştiği zaman işte başımıza o zaman dertler geliyor. Onun adını koymak için de mutlaka ki bir öncelikle ultrason ile değerlendirme gerekiyor. Tiroitteki nodülleri her zaman dışarıdan göremiyoruz. Çünkü boyutları çok farklı olabilir. Milimetrik nodüllerden 5, 6, 8, 10 santimetre kadar uzanan çok büyük kistik nodüller de olabilir. Teknoloji çok gelişti. Eskisi gibi değil. Eskiden ultrason çıktığı zaman 1 santimin üzerindeki kitlelere gösteriyordu. Ama şimdi milimetreyi ölçüyor. Dolayısıyla aslında çok insanda nodül görüyoruz. Yani bu yeni cihazlarla hepimize koysak milimetrik, 1-2 milimetrelik bir mercimek büyüklüğünde kitleler görebiliriz. O yüzden her nodülden korkmamak lazım. Ama bir de şu var, nodüllerin büyüklüğüyle kanser arasında da bir bağ yok. Onu da bilmek lazım. Ama o kocaman nodülüm var ama bu kanser mi diye tedirgin olmasınlar. 5-6 milimetrelik bir nodülden kanser gelişebildiği gibi 5-6 santimlik kistik, pür kistik bir nodülden hiç kanser gelişmeyebilir de. Yani o riski yok sayabiliriz. Dolayısıyla öncelikle nodülün özelliği hakkında bilgi edinmemiz gerekiyor. Bunun için de bir kan testleriyle fonksiyonlarına bakıyoruz. Bu önemli. Eğer o nodül çok fazla aktifse hastayı zehirleyebilir, zehirli guatra yol açabilir. Bu durumda ilaçla tedavi ediyoruz. Zehirli guatralara kanser gelişme riski göz ardı edilecek kadar düşüktür. Ama soğuk nodül dediğimiz içi solid dolu nodüllerde kanser gelişme riski yüksek. Şimdi tiroitteki nodülün kanser olup olmadığını gösteren en önemli gösterge ultrason. Ultrason bulgusu, iyi bir radyoloğa ihtiyacımız var. Ultrasonda araştırdığımız bazı kriterler var, risk faktörleri dediğimiz. Bu tiroitteki nodülün duvar kalınlığı, duvar düzensizliği, içinde kireçlenme alanlarının olup olmaması, kistik bir nodül ise içinde intramural dediğimiz bir yavru kitle olması, etrafta patolojik lenf nodu olması, ön arka aksının uzun olması gibi bir takım faktörler, etraftaki halonun kaybolması bize risk faktörlerini gösteriyor. Bunları gördüğümüz zaman tanı koymak için iğne biyopsi yaptırıyoruz. İğne biyopsi de öyle çok korkacağımız bir işlem değil. Çok can yakmaz. Çok ince kıl iğnelerle işlem yapılıyor. 10 dakikalık bir işlem. Ama bir görüntüleme eşliğinde yapılma zorunluluğu var. Çünkü riskli bölgeden hücre alınması lazım. İğne biyopsisi sonrası gelen patoloji sonucuna göre biz yolumuzu çiziyoruz. Eğer patoloji sonucu kanser gelirse tamam, kanserin cinsine göre biz ameliyat metotlarımızı uyguluyoruz. Eğer kanser gelmezse o zaman Bethesda dediğimiz bir sistemimiz var. Bize risk yüzdesi veriyor. Yani
pür kistik olabilir, kanser riski çok düşük olan bir hücre gelebilir, takip edebiliriz onu. Ama %25 ile 40 arasında kanserleşme riski olan işte atipi veya da foliküler neoplazm diye bir takım cevaplar gelebilir. İşte bu durumlarda hastayla paylaşıp riski göz önüne alıyorsa takibini yaparız ama riski kabul etmiyorsa ki bence de kabul etmemeli o zaman ameliyata giriyoruz. Çok az insan kabul eder herhalde 25 yani 40'ı. Ben kabul etmem şahsen ama yine de hastaların kendisine bazı şeyleri anlatıp bırakmakta fayda var. Olabilir. Ameliyat korkusu olan, ağrı korkusu olanlar. Tabii yani şimdi ameliyattan korkuyorlar, seslerin kesilmesinden korkuyorlar ama artık teknoloji çok ilerledi. Eskisi gibi değil. Yani şimdi bir takım cihazlar kullanıyoruz ses telleri için. Sinir monitorizasyon dediğimiz özel cihazlar kullanıyoruz. Siniri buluyoruz, çalışmasının fonksiyonuna bakıyoruz. Bir takım özel başka işte mühürleyici cihazlar kullanıyoruz. Bunlarla çok çok düştü riskimiz. Ha yok değil, hiçbir şey sıfır değil. Takiplerinde neler yapıyorsunuz? Diyelim nodüle baktınız, biyopsi alındı ve riskli bir lezyon değil. Değil. Takip altına alınacak. Buradan sonra süreç nasıl gidiyor? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Hiçbir nodül eğer hormon seviyesi normalse ilaçla erimez. Onu unutuyoruz. Eskiden çok geçmiş yıllarda ilaç verilir. Nodül eritelim diye. Öyle bir şey yok. Nodüller erimez. Ultrasonla takipteki kriterimiz en başta büyümesi. Biz 6 ay ile 1 yıl arasında daha önceki ultrason bulgularını göz önüne alarak ve patoloji tetkikini göz önüne alarak bir zaman tanıyoruz hasta. Genellikle yılda bir yapıyoruz. Ultrason kontrol yapıyoruz. Ve ilk ultrasonla ikinci ultrasonu mutlaka kıyaslıyoruz. Büyüme farkı bizim için çok önemli. %25'ten fazla bir büyüklük varsa bu bile tek başına bir ameliyat endikasyonu koydurur bize. Ya da takipteki ultrasonda bahsettiğimiz demin ki risk faktörlerinden yeni ilaveler varsa o zaman yeniden iğne biyopsisi yaparız. O iğne biyopsisine göre karar veririz ameliyat edip etmeyeceğimizi. Normal şartlarda 6 ay ile 1 sene, 1 sene diyelim ultrasonla takibimiz var. Bu arada tabii tiroid fonksiyonlarına, kan testlerine yeniden bakıyoruz bir ilaç ihtiyacımız doğacak mı diye. Onun dışında yapacağımız özel bir şey yok. Ha bir de hastanın tabii şikayetlerini dinlemek lazım. Ses kısıklığı var mı, boyunda ağrı var mı, yutkunmada takılma hissi var mı? Bundan subjektif de olabilir ama gerçekten nodülün basısına bağlı da gelişmiş olabilir. Onu incelememiz gerekiyor tabii. Peki bizim herhangi şikayetlerimizin dışında dikkat etmemiz gereken bir hasta doktor sorgulamasında ya da ilişkisinde sizin mutlaka dikkat ettiğiniz neler vardır? Çünkü birazcık geniş kapsamlı bir şey ve insanlar başka şeylerle karıştırabilirler belki. Siz bir kere diyet olarak bir tek selenyumu söyleyeyim ben size. Sadece son yıllarda selenyum faydası olduğu nodüle değil ama tiroidin genel büyümesi ya da Hashimoto dediğimiz tiroid tembelli olan bir hastalıkta faydası var. Onun dışında gıdaların hiçbir faydası yok ya da zararı yok öyle diyeyim ben size. Yani gıda ile işi çözemeyiz. Dışarıdan? Dışarıdan hiçbir ilaçla da problemi çözemeyiz. Nodülün gelişmesini engelleyemeyiz. Nodüldeki masum hücrelerin kansere dönmesini de engelleyemeyiz. Nodülü de yok edemeyiz. Dışarıdan ilaç almanın bir anlamı yok. Eğer hormon seviyesi normalse ama bir dengesizlik var ise yani hipotiroidi, tembellik ya da hipertiroidi varsa o zaman ilaç vereceğiz tabii. O ayrı bir konu. Diğer hormonların direkt etkisi yok. Yani işte bir doğum kontrol ilacı alabilirsiniz, başka bir takım hormonlar kullanabilirsiniz. Onların direkt tiroid üzerine etkisi yok. Eğer vücutta bir başka kanser varsa, özellikle bayanlarda meme kanseri, o zaman tiroidde de nodül varsa, tiroidde de nodülde kanser gelişme riski artar. Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Bir. İkincisi Hashimoto dediğimiz bir hastalık var. Evet, onu soracaktım. O çok meşhur bir hastalık. Japon müellifin bulduğu bir hastalık. Tiroid tembelliği ile ilgili kronik tiroid iltihabı. Bunun da sebebi yine otonom. Sebebi şeyini bilemiyoruz. Otoimmün dediğimiz net sebebi olmayan ama vücutta savunma mekanizmasında tiroid bezini düşman sayan bir takım otoantikorlar gelişiyor. Anti-TPO, anti-TG dediğimiz. Bunlar gidip tiroide yerleşiyorlar, tiroiddeki hücreleri öldürüp fibrozis, nedve dokusu oluşturuyorlar ve zaman içinde tiroid salgısı azalıyor. Yani diyelim ki 1 milyon hücre salgı yapıyorsa tiroid bezinde, her geçen zaman içinde 900 bin, 800 bin, 700 bin hücre sayısı azalıyor, nedve dokusu oluşuyor ve TSH dediğimiz beyinden emir artıyor ve tiroid hormon seviyesi düşüyor. Hipotiroid dediğimiz problem ortaya çıkıyor. Bayanlarda çok fazla.
Ne gelişiyor? Saçlarda dökülme, kellik, kilo alma, aşırı yorgunluk, sinirden ziyade böyle bir apalaklık, enerji eksikliği, uyku hali, ciltte kuruma, kabızlık, iritabı kolon bulguları gibi elde, ayakta şişmeler, tırnak kırılmaları, saç dökülmeleri hepsi işte bu Hashimoto'da görülebilir. Tabii ki hormon seviyesine bağlı olarak. Dışarıdan takviye almak, yani vitamini, kolajeni, kalsiyumu, vitaminleri, bunların aşırısı da vücudun yine de genetik yapısına ters değil mi? Çünkü çok almak kötü ama bir yandan da alamıyoruz artık bugünkü yeme içmemizden. Ve olabildiği kadar kendimize iyi bakmak istiyoruz. Oralarda sizce biraz tiroidlerin nodülleri etkiliyor mu? İyi beslenen bir insanın dışarıdan takviye almasına gerek yok. Belli bir yaştan önce. Ama selenyum demin söylediğim gibi ispatlanmış faydası olduğunu Hashimoto'da destekliyor. En azından tiroidin iyot kullanmasını destekliyor. Böylelikle Hashimoto'nun derinliğini engelliyor. O kullanılabilir. Ha, kanseri engellemiyor da en azından Hashimoto'yu biraz düzene sokuyor, öyle diyeyim. Onun dışında dışarıdan hiçbir takviyenin faydası yok. Nodüllere dönersek ameliyatı sadece nodülleri temizlemediğimizi bahsetmiştik. Tiroide alıyoruz. Ameliyat sonrasında nelere dikkat ediyor hastalar? Özel yapmaları gereken bir şey var mı? Hormon üreten hücreleri aldık. Tamam. Şimdi ameliyatta tiroid bezin hepsi alınmayabilir. Kanserin modeline göre bazen yarısını alıp geri kalan yarısını bırakabiliyoruz. Küçük etrafa yayılmamış lenf bezi metastazı olmayan özellikle papiller cinsi kanserlerde tiroid bezin yarısını alıyoruz. Geri kalan yarısı hastaya yetebiliyor. O zaman dışarıdan replasman tedavisini çok fazla yapmamıza gerek kalmıyor ya da düşük dozlarda vermemiz gerekebiliyor. Ama işte o geri kalan dokuyu da iyi incelememiz gerekiyor. Yani belli aralıklarla ultrason yine yaptırıp bir de tiroglobulin dediğimiz bir tümör belirtici var. Onu yaptırıyoruz. Fonksiyonlar ayrı. T3, T4, TSH dediğimiz de tümör belirtici 6 ayda bir yaptırıyoruz. Ultrason yaptırıyoruz. Ve onların sonuca göre şüpheli bir kitle varsa, şüpheli bir lenf nodu varsa başta dönüyoruz. Yeniden iğne biyopsi yapıp bu bir nüks mü yoksa masum bir nodül mü ona karar veriyoruz. Tiroidin hepsini alırsak çoğunlukla öyle yapıyoruz. Lenfleri temizlemediğimizi farz edelim. Onda da yine aynı şekilde belli aralıklarla ultrason, belli aralıklarla kan tahlili, tetkiki, tümör belirtici ve replasman tedavisi dediğimiz eksik olan hormonun yerine koyma. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ayağınıza ederim. Sağlık. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler verdiniz bize. Ederim. Karışık ve hassas bir konu. Dilerim ekran başındaki sevgili seyircilerimizin de sorularını yönelttik. Cevap bulmuşlardır. Belki tekrar konuk gelirsiniz. Eksik sorularımızı da sorarız. Zevkle bekliyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim.